İYİ Parti milletvekili aday adayı Yüksel Ercan, ilçe gezileri kapsamında Ağın'da vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Parti Elazığ milletvekili aday adayı Yüksel Ercan, saha çalışmaları kapsamında Ağın ilçesini ziyaret etti. Yüksel Ercan'a İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Hasan Doğan ve ilçe teşkilat mensupları da eşlik etti. İYİ Parti Elazığ milletvekili aday adayı Yüksel Ercan'ın Ağın'daki ilk durağı partisinin ilçe başkanlığı oldu. Ercan ve beraberindekiler İYİ Parti ilçe başkanı Mustafa Aydemir ve partililer tarafından karşılandı. Yüksel Ercan, İYİ Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'de her şeyin düzeleceğine inançlarının tam olduğunu söyledi. Daha sonra ilçe esnafıyla bir araya gelen Yüksel Ercan ve beraberindekiler sorun ve talepleri dinledi. Sağ olun, genel başkanımız, biliyorsunuz genelde esnaf ziyaret yapıyor. Özellikle kadın konusunda da çok şey. Evet. Desteklerinizi bekleriz inşallah. İnşallah. Anında iş mi olur? Öyle diyeyim artık. Biraz, evet. Hele ki kışın hiç yok. Kış olmayan yerde ne olacak? Evet. Nasıl gidiyor? Kendiniz? Güzel. Sağ olun. Sağ olun. Çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Herkes bir tarafa, ilçenin ucundan tutacak, herkesin bir şeyi olacak, katkısı olacak tabii ki. O yönden Şeref abi tebrik ediyorum, teşekkür ederim. Evet. Şeref abi, hayırlı işler. Hayırlı işler. İşler nasıl, durumlar nasıl? Ya ona bir şükür diyerek böyle yani, zaten bir şey yok. Yani işler daha görüyorsunuz, daha yapacak bir şey yok yani. Şimdi Ağın'da 5 yılda eczane yoktu. Biz bu eczaneye getirdik. Çok güzel bir hizmet. Ama ne yazık ki piyasada ilaç yok, döviz kurundan dolayı. Şu anda kronik hastaların ilaçlarını birçoğunu bulamıyoruz. Bir reçete geliyor, şehir merkezindeki eczacı arkadaşlarla görüşüyoruz. Şimdi onlar şey yapıyorlar, mesela diyelim ki işte bir tane oradan takas alıyor, o ondan olmayanı alıyor. Reçeteyi bir şekilde... Ödünç alıyorum, ödünç alıyorum. Tabii. Abi ben buradan kimden ödünç alıyorum? Sağlıkta bir ***'nin 2 lira 80 kuruştan 14 lira 20 kuruşa 14 lira küsür oldu. Gelmese abi bu ilaç sektörünün abi ne kadar kötü olduğunu. Şimdi biz geçilmeyen köprüye, gidilmeyen hastaneye, şuna buna yaratılıyor da bu firmalarla oturun anlaş kardeşim. Yani ben yemin ederim psikolojik olarak burama geldi. Kapıyı kapatıp gidip evde yatacağım ya. Psikolojik monolog şimdi. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi o da yani bıkmış yani. Artık yeter diyor. Yeter artık. İYİ Parti Ağın İlçe Başkanı Mustafa Aydemir, partilerine Ağınlı vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi. Halk bizi bağrına bastı. Gerçekten iyiler kazanacak diyorum. Ümitliyiz. Başarılı olacağız. Allah her şeyin hayırlısını versin diyoruz. İYİ Parti Elazığ İl Başkan Yardımcısı Hasan Doğan, kendi iktidarlarında Ağın'ın kaderine terk edilmişliğine son vereceklerini ifade etti. Bu ilçede gerçekten iyi oy alacağımıza inanıyorum. İYİ Parti'nin bu sene iktidar olacağına da kesinlikle ben kanaat vardım. Arkadaşlarım da aynı şekil. İyi olacak inşallah. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi yeter artık. İYİ Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Yüksel Ercan, esnafın sorunlarını dinlediklerini belirterek Ağın ile ilgili projelerinin hazır olduğunu kaydetti. Ercan, İYİ Parti iktidarında sorunları çözeceklerini söyledi. Ağın halkı bizi çok iyi karşıladı. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Mustafa Bey hakikaten burada sevilen sayılan bir arkadaşımız, başkanımız. Bizlere Ağın halkı büyük bir teveccühle yaklaştılar. Bize bağırlarına bastılar. Ekonomik durumlarıyla alakalı sıkıntılar çok. Ülkede olduğu gibi burada da ekonomik sıkıntılar çok. Onlarla alakalı esnafımızı dinledik. Esnafımız sorunlarını kaydettik, not aldık. Bunları gerekli ilgili yerlere sunacağız. İYİ Parti iktidarında Ağın'la alakalı tabii ki plan ve projelerimiz var. Onlar eğer bize fırsat verilirse şahsım olarak, Yüksel Ercan olarak onları çalışmanın ve yapmanın ve projelendirmenin gayret içerisinde olacağız. Ağın'da tabii ki eksiklikler var. Onların planlarını, projelerini iktidarımızda inşallah yapıp güzel hale getireceğiz.